yalakalık dini. Reayalaşmış bir toplum, sürü bir toplum. Önce özgür olacaksın sen. Önce özgür olacaksın. Kişilik özgürlüğünü kazanacaksın. Çevren gibi bu kalamın, çevrenin maymun bu kalamın gibi taklit etmeyeceksin. O bu demek değildir ki çevrene gidip savaş, gidip çatış. Hayır. Çok iyi davran. Tam tersine insanca. Ama kişisel düşünme konusunda kendi özgün düşünmeni yakala. Reddet. La diye başla. La. Sana öğretilen dini reddet. Sana öğretilen Allah'ı, peygamberi hepsini reddet. Sana öğretilen İsa'yı reddet. Sana öğretilen Musa'yı reddet. Sana öğretilen bayrağı, milli her şeyi reddetle başla. Çünkü o dogmaları ancak doğruyu, yanlışı onları ilk önce reddederek anlayabiliyorsun. Önce reddet, la ile başla. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. İlah bir otorite, yüce şey, kutsal. Hiçbir kutsal, hiçbir otorite yok. Reddediyorum devletinizi, reddediyorum dininizi, reddediyorum bayrağınızı, reddediyorum caminizi, reddediyorum kilisenizi, reddediyorum atalarınızı. Ben önce sıfırla başlayacağım, gerçeği bulabilmem için. Çünkü redle başlamayınca, maymun gibi, bu kalamun gibi başlayınca, Amerika'da olursan Trump'ın şeyleri gibi, böyle bayrak sallayanları gibi bir şey olursun. Zararlı, beyinsiz bir mahluk olursun. Amerika gidip başka ülkeleri işgal edince marifet zannedersin. Demokrasi götürüyoruz falan. Irkçılığı da marifet zannedersin. Çünkü sorgulamıyorsun. Ve gidersin, yoksul bir adamsın. Trump gibi bir domuz, sürekli yemiş, kendi çalışanlarının emeğini yemiş hırsız birisi, büyük bir hırsız, hırsızlığı alkış tutarsın. Kendin işsiz adamsın. Böyle olursun. Veya da Hindistan'da gidersin, ben işte aşağı şeydeyim, sınıftanım, ben paryayım, bu Brahman diye o şeyi, o sömürüyü haklı çıkarmaya çalışırsın. Onun için önce özgürlüğünü ilan edeceksin. Özgür. Özgür olabilmek bir cesaret ister, feraset ister. Ve özgürlüğü yakaladığın vakit Allah ondan vazgeçemezsin. Muhteşem bir olay. Dünyanın en mutlu adamı olursun. Ben en mutlu ikinci adamı oldum. Hala birinci adam olamam. Çünkü vicdanın rahat. Rabbinle barışık içindesin. Barışıksın. Seni yaratan var. Çünkü özgürsün. Hiç kimseye kul olmadın. Bir sahtekar gelip bayrak sallayıp seni kandırmak, seni kendi makamı için şehit etmek isterse ona kanmazsın. Birisi musaf sallayıp, biraz da böyle ağlayıp mallayıp gelip seni kendi tarikatına hizmet ettirmek isterse kanmazsın ona. Ama birisi akıllı birisi gel, şuna bir yatırım yapalım, şu okula bir yatırım yapalım. Niye, nasıl yapalım? Şöyle şu konularda eğitim yapacağız. Bu eğitim insanları daha iyi yapacak falan. Ha, akıl mantık göster bana. Duygularla değil, mantıkla, akılla, gerçekle hareket edeceğiz. Burada 4 tane balık var. Bunların içine bir şey koydum. Bunlar canları sıkılır diye bu maşrapayı koydum. Ben buraya geldim. Bu benim kız kardeşimin evi. Bu maşrapayı koydum. Biraz eğlencilsinler. Turuncu bir maşrapa hoşlarına gider diye. Ama hiç ilgilerini çekmedim. Meraksız. Bu balıklar sizin gibi meraksız. Ondan sonra dün bunu koydum buraya. Bir pet şişesini kestim. İçine böyle yarım küre bir şey koydum. Böylece yüzüyor içinde. Ama bunu merak etmediler. İçine girsinler falan dedim. Hatta burada bir delik de açtım. Bak böyle yüzüyor. Böyle ilginç şeyler yaptım. Bak. Yer çekimi kurallarını bildiğim için böyle bir hesap yaptım ve aynen böyle diklemesine burada yüzüyor. Ama utanmaz herif, ben içine gider oynarlar dedim bu şeyler, bu beyinsizler. Hiç. Sadece bütün düşündükleri yemek. Dur biraz vereyim. Bak anlarlar. Bunu biliyorlar şimdi. Bak yukarı gelirler. Bak fark
ettiler. Zalimler. Raya bunlar, raya. Raya. Bak. Kerotalar. Evet. Biraz da bundan verin. Ben geçen gün gittim Pet Store'da bunlara bunu aldım ayrıca. Dedim aynı şeye talim etmesinler ekmeğe sizin gibi. Dedim biraz başka proteinler de alsınlar. Biraz beyinleri çalışsın, pek bir etkilemedi. Galiba çocukluk gelişme dönemleri geçti yani artık zekaları gelişmiyor. Aa, daha önce dedim siz yıllarca 10 yıldan fazla büfe tipi helvadan puta tapıyordunuz. Sonradan onu yediniz. Kesinlikle yarın K tipinin ikizi T tipi putu da keçi boynuzu gibi yiyeceksiniz. Bütün mesele güç meselesi. Gücü kaybettiği vakit göreceksiniz. Bugün bizi suçlayanlar bayrak sallayarak, Allah salavat getirerek beni suçlayan alçaklar, onursuzlar o gün Tayyip'i linç etmek isteyecekler. Yine Tayyip'in yardımına ben gideceğim. Ulan linç etmeyin. Tamam bu adam pislik yaptı. Sattı, yalan, talan malan etti. İşte akrabalarına, oğullarına, yandaşlarına, yalakalarına, ülkenin kaynaklarını bağışladı. Ama adamı linç etmeyin, adamı idam etmeyin diyeceğim. Düşünün ya, ben daha önce Fethullah'ı en şiddetli eleştiren adamdım. Yani Türkiye, yani bir kısmı o zaman Türk mahkemeleri tarafından da sansürlendi bazı videolarım. O zaman bana hakaret ediyorlardı. Hatta ilk başlardaydık, niye hoca efendi demiyorsun falan filan. Ama şimdi onlar benim ağzıma almadığım sövgüleri onun için kullanıyorlar. Neyse, korkunç bir şey var, bir istismar var. Yani ama bunun sonunda ne olacak? Bunun sonu iki şey olabilir. İki güzel şey. İkisi de güzel. Çünkü sonda öğretiyor. Birisi çok büyük zarar vermeden bu değişecek. Ben bu iktidara aslında bir yıl biçiyorum. Kendi ağırlığı üzerine çökecek. Kendi içinde hani nasıl Fethullah'la olan kavga. Çünkü BOP projesi iki tane sepet. Amerika Türkiye'de iki sepete yumurta koydu. Bunlar dinozor üreten sepetler. Yumurtalarında dinozor çıktı, dinozor. Geriye bırakan. Çakma Osmanlı torunu. Çakma sahabe. Bunlar iki tane sepet. Bu sepetlere yatırım yaptı Amerika. Aslında yani destek verdi. Ve halk İliklerine kadar insanlar sömürüldü işte. Hizmet, mizmet, yardım işte. Vatan, millet, Sakarya, atalarımız falan. Dünyayı yeneceğiz, fethedeceğiz falan filan. İşte yani diyorum ya yani bakanlar ya sizin neyiniz var? Beyinsizler. Sizin dünya çapında bir tane doğru düz bir endüstriniz yok. Ne üretiyorsunuz? Çağımız enformasyon çağı. Sizin üniversiteleriniz dünyanın en iyi ilk 400'üne bile girmiyor. Sadece hırsız, profesörler ediniyor. Yani mukallit, ezberci, profesör, yalaka. Ondan dolayı profesör oluyor. Kendi dalında herhangi orijinal bir katkısı yok. Bir şey yok, bir üretim yok. Ha köprü yapıyorsunuz, beton. 200 yıl öncesinin endüstrisiyle göz boyama. Zaten faşistlerin, diktatörlerin, emirlerin, kralların yaptığı olur. Suudi Arabistan'a bak bir sürü de beton dikiyorlar. Katar'a bak, Abu Dhabi'ye ve dünyanın en geri ülkeleri. Sanki yani en yüksek binalar da orada oluyor. Hello! Gelişmiş ülkelerle böyle mi yarışıyorsun? 200 yıl geriden. İşte sağa sola beton dökmeyi, yollar yapmayı falan. Çünkü dünyanın en büyük havanı yapacağız. Ve uçaklar hepsi gelecek. Bir numara olacağız. Halkı iyi aldatı, cahil bir halk varsa elbette özellikle cahilleştirmişsen, özellikle propagandayla aptallaştırmışsan, beton devrinde yaşıyoruz maşallah. Ne kadar çok betonumuz olursa o kadar yükseliyoruz. Dünya bizi kıskanıyor. Şimdi Batı böyle görüyor ama ne oldu bu iki sepet?
Türkiye'nin geri kalması için ellerinden geleni yaptılar. İnsanlar aptallaştırıldı. Kritik eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme öldürüldü okullarda. Yani İmam Hatiplere bakıyoruz. Yani fen liselerine yaptırının kaç katı, 10 katı fazla İmam Hatip'e yatırılıyor. İmam Hatip'te ne yetişiyor? Müftü, müezzin, imam, nutuk atan, palavra, hikayeler anlatan, hiçbir üretimi olmayan, bilimden, teknolojiden anlamayan, dahası daha kötüsü negatif, halka hurafeler, palavralar anlatarak halkı aptallaştıran insanlar üretiliyor. Ve bunlara korkunç para harcanıyor. Ve bu emperyalistlerin çok işine gelir. Çünkü ülkeni kalkındırmayacak, tam tersine geri götürecek, aptallaştıracak, cahilleştirecek projeler bunlar. Şimdi ne oldu? Bu iki sepetteki sepet arasında rekabet oldu sonradan. Kaynaklar biraz tükenmeye başlandı. Ondan sonra itirazları da alabildiğine atıyor. Ne kadar yeseler doymuyorlar. Yedikleri daha fazla onlara acıktırıyor. Ondan sonra menfaat çatışmasına girdiler. Ki bunu ben birkaç yıl önceden bir videoda, hatta bazıları bunu fark etti. Hatta Serkan İnci adında bu İnci şeyi bir tweetinde ya dedi ilk kez bunu Edip gördü. Şeyle kendi işlerinde çatışacaklarını, yani AKP ile FETÖ denilen FETİP ile TETİP'i birbirlerine kankayken ben daha önce ne dedim? Bakmayın bunların bu arkadaşlığı, kardeşliği, yarın bunlar birbirlerine düşecekler. Hatta FETİP'i tarikatın böyle Türkçe olimpiyatları falan, işte bunlar öğretmenlerdir, bunlar şöyle iyi insanlar, ağlıyorlar, kalpleri o kadar böyle, vicdanları o kadar temiz iyi insanlar dedi. Dedim ki kanmayın. Tarikat üyelerine, müritlerine hiçbir vakit kanmayın. Onların bütün en iyi işleri rol yapmaktır. Takiye. Bak Fethullah'ın en önemli şeyi Tayyip'in de takiye yapması. Hani ben işte davam için gerekirse papaz elbisesi giyerim. Bunu diyen adam gerekirse imam elbisesi de giyer. Gerekirse her şeyi kullanır. Çünkü amaç dava dediği şey de biliyoruz. Tahta geçmek, iktidar, put. Hani the Lord of Rings var ya, o yüzük. Yüzüğüyle geçirme. Bütün mesele o. Gerekirse kardeşini bile boğazlar. Değil mi? Beşikteki kardeşini Fatih boğdu gibi. Yüce. Gerekirse abisinin babasını da katleder. Yavuz gibi. İşte böyle bu tür bir şeyle kendilerine izin verdi. Amerika'nın bütün amacı bunlardan birisini kullanmak. İkisini kullanırsa ne güzel birlikte. Ama sonunda bunlar insanlığı biliyor. Toplum şeyi. Bunlar birbirleriyle çelişirse, çatışmaya başlarsa halk içerisinde desteği olan sepete şey etmek, tercih etmek, diğer sepetteki yumurtaları kırmak. Şimdi FETİP'i sepetindeki yumurtalar dinozorlar üretmeden kısmen kırıldı. Kısmen diyorum. Hala Afrika'dakiler çalışıyor. Oraları işgale dinozorlaştırmak, aptallaştırmak, halkı uyutmak ve böylece onların kaynaklarını talan etmek için kullanılıyor. Truva atları gibi. Ama Türkiye şey diyor. Türkiye devam ediyor. Ben dedim yani daha önce dedim yani bu FETİP onu unuttum. Dedim ki FETİP'i müritler bugün böyle çok iyi, çok nazik, böyle çok uygar. Dedim bakmayın yarın bir düğmelerine basılır bunlar sokakta adam doğramaya başlarlar dedim. Onu bu 15 Temmuz darbesinden birkaç yıl önce, hatta bu videoyu hala bulabilirsiniz YouTube'da, böyle ifade ettim. Neyse dostlar, şu anda yorumları da bulamıyorum. Olay şu, buna kapılmayın, gaza gelmeyiniz. Bütün amaç size bayrak sallatarak, musaf sallatarak sizi kandırmak. Ve düşünün, siz gidip sokaklarda tankların altına kendinizi atarken bunların ürettiği felaket. Ya düşün ya. Bu paşaları, maşaları bunlar 10 yıl boyunca çalışarak sızdırdılar. Hatta soruları çaldırtarak bu dalavere yapan AKP ile FETİP'i cemaat, TETİP'i cemaat parti ile FETİP'i fırtı birlikte bunu yapıyorlar. 15 Temmuz'u doğuran ana ve baba AKP ile hizmet denilen bu iki BOP projesi, BOP sepeti. Şu anda
tipi sepetten dinozorlar çıkmaya başladı. Ve bu dinozorlar ülkeyi daha da kötüye götürmek, daha da diktatörleştirmek, Osmanlı dönemi ki dinozordur, öldü. Yani bu dönemde yaşaması mümkün değil. Ona özeniyorlar dinsizler. Ona götürmek istiyorlar. Merak konusunda eksiklik var. Özgürlük konusunda eksiklik var. Üçüncüsü sevgi konusunda eksiklik var. Yani hani vitamin eksikliği var ya, bir hastalık var Türkiye'de. Bu hastalıklar, insanlar birbirine düşman olmuş, seçilenler hırsız olmuş, ülke ekonomik yönden, siyasi yönden özgürlükler gitmiş. Bunun sebepleri bir, özgürlük takdir edilmiyor. İkincisi, merak öldürülüyor. Eleştirel ve yaratıcı düşünme evde öldürülüyor. Baba tarafından, özellikle amca tarafından, dede tarafından. Ondan sonra okula gidiyor, öğretmen de böyle sorgulayan, eleştiren öğrenciyi sevmez. Maalesef böyle dinozorlar ülkesinde. Orada da öğrenci cezalandırılır, notu kırılarak veya azarlanarak. Ondan sonra zaten fazla bir şey kalmaz. Biraz da kalan diyelim ki bir yerde müdür olur, memur olur. O da müdür tarafından ezilir. Sorgulama şeyi tümüyle öldürülür. Robot insanlar yeteneksiz, çapsız, üretimi yapamayan, sorunları çözemeyen, sadece kendilerine emredileni yapan reaya üretilir. Biri çoban olur, müdür onun çobanıdır. Müdürün başındaki bilmem genel müdür de o müdürün çobanıdır. Yani çobanlar ve koyunlar. Her koyun bir üstteki çobanın koyunudur. Bir alttakinin çobanı, bir üsttekinin koyunu oluyor. Ben sizin baş çobanınızım. Siz benim reayamsınız dedi adam ya. Oradaki adamlar da göğe bakan, başbakan, müdür, öğretmen, profesör. Bunlar me dediler. Adam hadis okudu, şeytanın uydurduğu bir hadis. Hepiniz çobansınız, reayanız vardı, hepiniz reayasınız gibi uydurup bir hadis. Ben de baş çobanım diyor, siz benim reaya koyun ve sığır sürüsü demek. Adam Arapça, zaten anlamı belli zaten, çoban ne oluyor, o da koyunlar oluyor. Ra'i, mer'a oradan geliyor, mer'a, aynı çatlar, mer'a. Ra'ayye aslı üç şey var. Hani ketebe, mektep. Mektep. Ketebeden geliyor. Katip yazan, mektep yazılan yer. Ra'ayye. Otlamak falan. Koyun otlaması falan. Mer'a koyunun otladığı yer demektir. Bu kadar basit. Bu diyor, siz benim ra'yamsınız. Ben sizin çobanınızım. Onlar da me dediler. E ne diyor? O da bir alttakine, o da me dedirtiyor. O da çobanlık iddia ediyor. Yukarıdakine ne? Koyun. Alttakine çoban. Böylesine korkunç bir aşağılanma, aşağılanmış bir halk. Kur'an'a inat bunu yapıyor şeytan. Kur'an'a inat. Kur'an diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Ra'ina demeyiniz. Çünkü St. Paul'un uydurduğu, hahamların, rahiplerin uydurduğu bir şey, bir metafor. Din adamları, liderler çobandır, siz de koyunsunuz ifadesi. St. Paul diyor, ben sizin çobanınızım. Onu eleştiriyorlar, diyorlar İsa ve etrafındaki havariler para almadılar. Sen niye para istiyorsun St. Paul? Ey Fethullah sen niye ağlıyorsun? Ey Tayyip sen niye bu kadar vergi alıyorsun falan filan. Çünkü ben sizin çobanınızım diyor. Çoban koyunlarını sağa bilmeli diyor. Ve bu kafa yapısı bütün kiliselerde iyileştiriyor. Halk kiliseye girdiği vakit kendini koyun gibi görüyor. Nitekim camilerde de imam en saçma sapan şeyi söyler. O koyunlar çıkıp da karşı çıkamaz. Hepsi me, amin, me der. Değil mi? Koyunlardan ve çobanlardan oluşan bir toplum felaketli bir toplum. Kur'an diyor ki Ra'ina demeyiniz. Ey Muhammed Ra'ina diyorlardı. Bize çobanlık yap. Bizi çoban gibi güt.
dediler. Bazı cahil, yeni Müslüman olmuş ama o özgürlüğü fark etmemiş. Kur'an'ın verdiği onur, özgürlük diyor, hepiniz onurlusunuz ey insanlar. Alekat kerremne beni Adem'e. Kimseye koyun olma diyor. Kimseyi kölemesine izleme. Peygamber fark etmez. Ama getirdiği mesaj doğruysa, eğer gerçekse, haksa, ona itaat edeceksin. Sadece hakka itaat ediyorsun. Sadece hakka kul oluyorsun. Sadece mükemmele kul olursun. Sadece adalete, adil Allah'tır. Muhammed değil. Hak Muhammed değil. Falanca şeyh değil, Tayyip değil. Hak Allah'tır. Hak haktır, gerçektir. Sadece gerçeğe kul olacaksın. Mükemmele gidersin öylece. Gerçeğe, gerçeğin ta kendisine kul olmak, teslim olmak seni azaltmaz. Seni daha da yükseltir. Çünkü sadece gerçeğe ulaşırsın. Aynı şekilde adalet. Dediğim gibi bir, özgürlük konusunda sorun var. İki, merak konusunda sorun var. Merak bilginin, üretmenin, ilerlemenin motorudur. Her şeyi merak edeceksin. Ve sorgulayacaksın, öğreneceksin. Bir formülü ezberlemeyeceksin. Niye bu formül diye dibine ineceksin, anladığın noktaya kadar ineceksin. Oradan o formülü kendin de üreteceksin. Çünkü o formülü birisi, düşünen birisi üretti senden önce. O şu anda hazır yemek sunuyor sana. En azından o hazır yemeğin nasıl yapıldığını öğren. O menüsünü gösterdi sana. Git o menüyü baştan veriyor. Ben formül ezberlemiyorum, ezberlemedim. Anlamadım bir formülü de karışmıyorum. Çünkü onu, niye o formül çıktı anlamam lazım. Kavramam lazım. Böyle bir şekilde anladığınız vakit bambaşka olur zaten. Üç, ikisi kritik eleştirel dönüşünme, merak eksikliği. Dört, sevgi eksikliği var. Sevgi. Ya Kur'an'da en çok Allah'ın zikredilen şeyi rahmet ve Rahman sıfatlarıdır. Rahim, Rahman, Erhamur Rahimin. Bu merhamet, sevgi, kollama, sevgi, bağışlamayı hepsini içeren muhteşem bir şey. Ve Kur'an'ın ilk cümlesi de odur. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi canım? Bize bunu şey diyor. E güzel kardeşim, böylesine bir Allah. Rahmet, merhamet sahibi bir Allah. Sen, ben niye bu merhameti birimizden esirgeyelim? Tamam, birimizi eleştirelim falan. Ama birimizi cezaevine sokma, birimizi sokakta linç etme, birimizi idam etme, birimize işte üstünlük taslayıp birimizi düşmanlaştırma, bundan vazgeçelim. Sünnisiyle, Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, cücesiyle, uzun boylusuyla, şişmanıyla, cılızıyla birlikte, keliyle, benim gibi yakışıklısıyla birlikte, biraz saç var, bıyıklısıyla, bıyıksızıyla, kim olursa olsun, insanlarla, ateistiyle, dediğim gibi dindarıyla birlikte, adil, özgür, barışçı bir ortam oluşturmamız lazım. Bunun için de uzlaşmayı öğrenmemiz lazım. Yoksa adam %51 alıyor, %51 alıyor, diyor tamam %49'un istediğim gibi yaparım %49'a. Hayır, bu adalet değildir. %1 için sen hatta %99 bile alsan o %1'e zulüm yapamazsın. Bu adalettir, demokrasi bu aslında. Ve Kur'an'ın önerdiği de bu. Bu yürüyüş oldu, adalet yürüyüşü. Adamlar kendileri 2,5 milyon dediler aynı yerde olan toplantılarına. E burası da onun gibi dolmuş, hatta belki ondan daha fazla dolup taşmış. Buna 170 bin diyor, hatta daha az falan diyor. Bir, yalan söylüyor, apaçık yalan söylüyor. Ama öyle olsa ne yazar? Diyelim 170 bin kişi geldi. Hayır, 170 değil. 170 kişi adalet istedi. 170'i bırak. Bir kişi dedi ben zulme uğruyorum. Adalet istiyorum dedi. Senin onu ciddiye alman lazım. Onu dinlemen lazım. Sen iktidarsın. Bir de bana Allah'tan bahsediyorsun. Alçak herif. Bana Fırat'ta Dicle'nin kenarında bir koyun hikayesi anlatan sen değil miydin be adam?
Değil mi? Bu palavralarla oyaldı. Adalet dedin. Dicle'nin kenarında adaletsizlik. Peki o kadar insanın arasında hiç mi zulme uğrayan yok zannediyorsun? Araştırdın mı? Hepsini sordun mu tek tek? Yok. Ama hepsi terörist, merörist diye suçlayabiliyorsun. İktidardaki insanın apayrı bir sorumluluğu var. Ya diyorum bir kişi bile zulme uğruyorsa, sen bunun sesini işitiyorsan, bırak onu unut diyemezsin, al ananı da git diyemezsin. Demeye hakkın yok. Hele Ömer'in yamalı elbisesinden, Dicle'nin kenarındaki koyundan bahsetmişsen, hele bu vaazı vermişsen, bana bayrak sallama, Türkiye Türklüğü satma, Kürt'e Kürtlüğü satma. Bu felaketler daha az bayrak sallandığı için olmadı. Git, bayrakların çokça sallandığı bir sürü ülkenin ne felaketler, rezaletler içinde olduğunu gör. İnsanlar bayrak sallayarak gidip komşusunu katlediyor, kanını içiyor. Bayrak sallamak şifa değil. Kitap sallama, kitap sallamak da şifa değil. Din istismarı, milli ve dini istismar dünyanın en felaketli işidir. Siz bu dolmuşa geldiğiniz vakit kaybedersiniz. Dünyayı da ahireti de kaybedersiniz. Onun için aklınızı kullanın. Duygularınızla değil, sizi özellikle birileri bunlarla sizi şey ediyorsa düşünün. Der ki arkadaş bu işte bir yamukluk var. O yamukluk görüyorsun ya. Bu adam tankın önüne gidip ölenler milletvekilleri miydi? Bakanlar mıydı? Zenginler miydi? Onlar kaçtılar. Onlar korumalar morumalarla korundular. Ne oldu? Bilal ne oldu? Bilal malına mal katıyor. Hatta git bir iş başlat. Senden hemen rüşvet isteyeceklerdi falanca vakfa bağışta bulun. Hatta söylemelerine gerek yok. Biliyorsun ki iş alamayacaksın. Onların falancanın oğlunun vakfına bağışta bulunma gibi işi alamazsın. İhaleyi de alamazsın. Böylesine korkunç. İslam'ın tam tersi müşriklerin adetlerini, iş ahlaksızlığını aldılar getirdiler. Ya dediğim gibi ya arkadaş ya. Sana Allah'tan peygamberden dinden bahsediyor. Bu adamlar bankalara en büyük karı yaptılar. Ülkenin kaynaklarını, milli kaynaklarını, şirketlerini batıya sattılar. Değil mi? En çok faiz şehitler. Marmara şehitlerini İsrail'e sattılar. En çok böyle ya hangi konuda ne kadar fazla böyle size fazla gaz verdilerse o konularda tam ihanet ettiler ya. Çok ilginç bir şey ya. Değil mi? Faiz haramdır işte. İslam Allah malla peygamber falan salavat. 2002 yılından önce Türkiye'de en çok kar eden şirket 10 şirketten 4 tanesi bankaydı. Çok felaket. Aracı tefeci. Senden alıyor başkasına para verirken arada çalıyor. Bütün işi bu. Bankaydı. İşte faiz haram, faiz lobisi diyen adamın döneminde 7 tanesi banka oldu. 7 şirketin, ya 10 şirketin, en çok yeren 10 şirketin 7 tanesi banka. Ve 10 şirketten 9'u da tüketici şirket. Üreten yok. Bir tane güve üretiyor, elektrik üretiyor falan. Oh! Yani ihraç edilen bir şey yok. Şimdi adam şeyden bahsediyor, adaletten bahsediyor. Ömer'in yamalı elbisine, peygamberin işte bilmem neyinden, hırkasından. Bakıyorsun kendisine şatafatlı firavunları, şahların, padişahların şeyini yapıyor, sarayı yapıyor. Yoksul insanların yaşadığı ülke. Birçok böyle ekmeğe talim eden insan var. Nefesi açlıktan kokan insan var. Bir sürü işsiz var Türkiye'de. Parası olmadığı için evlenemeyen nice böyle evde turşu olmuş erkekler, kadınlar var Türkiye'de. Değil mi canlar? Ama bu adam itibar için. Ya itibar bunda mı ya? İtibar bundaysa Firavun en itibarlısı. İran'ın Şah'ı en itibarlısıydı. Çavuşesko dünyanın en itibarlısıydı. Çünkü en büyük sarayı o yaptırdı kendisine. Ama sonunda halkı tarafından linç edildi. İtibar bu mu ya?
Batı sana gülüyor. Salak mısın diyor. Salak diyor adam. Arap gökdelen yaparak hava atıyor Batı'ya. Batı. Batı'nın bir de eşeğleriyle, makinalarıyla yapıyor bunu. Batı'ya hava atıyor böylece. Batı gülüyor. Salak diyor. Al işte ülkenin kaynaklarını alıp eğitime harcayacağına, ileriye dönük yatırım yapacağına ciddi enformasyon çağında bak neler üretiliyor şu anda. Bilimde, teknolojide neler oluyor? Şu anda akıllı robotlar yapılıyor. Düşün. Müthiş bir şey, makine alışma var. Artık Batı asker bile kullanmayacak. Robotları gönderecek. Hani bu havadan öldüren uçaklar var ya, şu anda da karada gidip savaşacak asker. Benim robotum şehit oldu da demeyecek. Ve onu öylesine seri üretecek ki o robotu birkaç yüz dolara da şey edecek, mal edecek. Ama o robotun da senin kaç tane evladını da katledecek. Ve sen çocuk doğur. O robotlara yetiş. Kapa! İslam dünyası birlik olsa falan hiçbir halt olmaz. Hiçbir halt olmaz. Çünkü hepsi aynı hastalığa tutulmuş. 57 ülkenin hepsi aynı pisliğe, aynı virüse mi? O virüs Sünnilik, Şiilik dinleri. Allah'a isyan etme, ihanet etmenin dini. Özgürlüğe düşman olmanın dini. Yalakalık dini. Reayalaşmış bir toplum. Sürü bir toplum. Önce özgür olacaksın sen. Önce özgür olacaksın. Kişilik özgürlüğünü kazanacaksın. Çevren gibi bu kalamın, çevrenin maymun bu kalamın gibi taklit etmeyeceksin. O bu demek değildir ki çevrene gidip savaş, gidip çatış. Hayır. Çok iyi davran. Tam tersine insanca. Ama kişisel düşünme konusunda kendi özgün düşünmeni yakala. Reddet. La diye başla. La. Sana öğretilen dini reddet. Sana öğretilen Allah'ı, peygamberi hepsini reddet. Sana öğretilen İsa'yı reddet. Sana öğretilen Musa'yı reddet. Sana öğretilen bayrağı, milli her şeyi reddetle başla. Çünkü o dogmaları ancak doğruyu, yanlışı onları ilk önce reddederek anlayabiliyorsun. Önce reddet. La ile başla. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. İlah bir otorite, yüce şey, kutsal. Hiçbir kutsal, hiçbir otorite yok. Reddediyorum devletinizi, reddediyorum dininizi, reddediyorum bayrağınızı, reddediyorum caminizi, reddediyorum kilisenizi, reddediyorum atalarınızı. Ben önce sıfırla başlayacağım. Gerçeği bulabilmem için. Çünkü redle başlamayınca, maymun gibi, bu kalamun gibi başlayınca Amerika'da olursan Trump'ın şeyleri gibi, böyle bayrak sallayanları gibi bir şey olursun. Zararlı, beyinsiz bir mahluk olursun. Amerikan gidip başka ülkeleri işgal edince marifet zannedersin. Demokrasi götürüyoruz falan. Irkçılığı da marifet zannedersin. Çünkü sorgulamıyorsun. Ve gidersin, yoksul bir adamsın. Trump gibi bir domuz, sürekli yemiş, kendi çalışanlarının emeğini yemiş hırsız birisi, büyük bir hırsız, o hırsızı alkış tutarsın. Kendin işsiz adamsın. Böyle olursun. Veya da Hindistan'da gidersin, ben işte aşağı şeydeyim, sınıftanım, ben paryayım, bu Brahman diye o şeyi, o sömürüyü haklı çıkarmaya çalışırsın. Onun için önce özgürlüğünü ilan edeceksin. Özgür. Özgür olabilmek bir cesaret ister, feraset ister. Ve özgürlüğü yakaladığın vakit Allah ondan vazgeçemezsin. Muhteşem bir olay. Dünyanın en mutlu adamı olursun. Ben en mutlu ikinci adam oldum. Hala birinci adam olamam. Çünkü vicdanın rahat. Rabbinle barışık içindesin. Barışıksın. Seni yaratan var. Çünkü özgürsün. Hiç kimseye kul olmadın. Bir sahtekar gelip bayrak sallayıp seni kandırmak, seni kendi makamı için şehit etmek isterse ona kanmazsın. Birisi musaf sallayıp, biraz da böyle ağlayıp mallayıp gelip seni kendi tarikatına hizmet ettirmek isterse kanmazsın ona. Ama birisi akıllı birisi gel,
şuna bir yatırım yapalım, şu okula bir yatırım yapalım. Niye? Nasıl yapalım? Şöyle şu konularda eğitim yapacak. Bu eğitim insanları daha iyi yapacak falan. Ha, akıl mantık göster bana. Duygularla değil, mantıkla, akılla, gerçekle hareket et.